Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Taha Göktaş. Şimdi sizden ricam arkanıza yaslanmanız ve belli bir süre atlamadan zıplamadan videoyu beni izlemeniz. Ayrıca beğenir, yorum yapar ve abone olursanız gerçekten sevinirim. Biraz sesim bugün ciddi, farkındayım çünkü gerçekten sinir bozucu konular var. Gerçekten piyasalarda dert açan belli başlı gelişmeler var. Önce birazcık geçmişe gidelim. Ben geçen de ne dedim sizlere? Yani şey demiyorum bakın. artı beklemiyorduk. Zaten daha dünkü videoda dedim ki sizlere arkadaşlar. Katıl videosunda olsun. Cuma günkü analiz videosunda olsun. Piyasa bir aşağı büyük yukarı belli bir süre devam edecek. Buna okeydik. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama bu o değil. Bu düşüş o aşağı yukarının aşağısı değil. Bu düşüş arkadaşlar piyasalarda belli bir manipülasyon çabası piyasaları belli grupların eline verme çabası. Az sonra aracı kurum dağılımında bakacağız. Ne olmuş? Kim almış? Çünkü şöyle değil bakın. Yani normalde ne olur işte? Bank of America ara sıra piyasalardan çıkar. Piyasalar düşer. Benim bakın zerre kadar. Piyasa eksi iki buçuk olmuş. Eksi üç olmuş. Umurumda değil. Ki ben aylardır yatırım ve finans açıları bir yıldan fazla oldu. Şunu söylerim. Düşüşler umurumuzda değil arkadaşlar. Geri çıkar. Bilançolar iyi olduğu sürece geri çıkar. Ama buradaki olay bir düşüş değil. Buradaki olay malın küçük yatırımcının elinden alınıp büyük yatırımcıya verilmesi olayı. Bunun da az sonra nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Önce bir endeks hakkında konuşalım. Sizin istediğiniz kısım hakkında konuşalım. Ardından biraz daha derin konulara ineceğiz. Öncelikle arkadaşlar endeksimiz şu anda mevcut seviyelerde eksi iki buçukluk bir düşüş yaptı. Gerçekten sıkıntılı bir düşüş. Artık Kaufman'ı aşağı doğru kırdık. Bu bizim için teknik seviyelerin gerçekten olumsuz olduğu bir senaryo. Şu anlık teknik olarak sorarsan düşün devam etmesi lazım. Peki senaryomuz ne? Ben öncelikle arkadaşlar olumlu senaryodan bahsedeceğim. Bugünkü haber unutulacak. Biraz daha aşağı. 2-3 at sonra geri yükselecek. Bugünü sanki hiç yaşamamışız gibi olacak. Yani olabilir. Bu bir ihtimal dahilinde. Niye? Baktığımızda 10 Haziran 21 Mayıs bölgesindeki düşüşün ardından güzel bir yükseliş geldi. Ve neredeyse çoğu kişi sen hatırlıyorsundur belki ama bu düşüşü hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum benim işim olduğu için mecburen hatırlıyorum. Bank of America'nın bize bir kazıydı. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryo ise aslında şu an olan senaryo olabildiğince küçük yatırımcının malının büyük yatırımcıya verilmesi durumu. Yani şimdi soracaksın endeks hakkında çok mu negatifsin orta vadede bir aylık süreçte değilim. Çünkü malı karşıda bir karşılayan kişi var. Şu an küçük yatırımcıyı çıkarıyorlar piyasadan. Yani bu zarar mı? Kötü bir şey mi? Tabii ki. Bu en kötü şey. Endeksin düşmesi bu kadar kötü bir şey değil. Olanın yine bizim Türk halkı olması benim için kötü bir şey. Yoksa bir karşı tarafta alıcı var. Yarın bir ay sonra geri çıkarırlar piyasayı. Bu dert değil. Uzun vadeci dokunacak bir düşü olduğunu zannetmiyorum ben bugünkü düşü. Ben daha çok küçük yatırımcıya. Özellikle işlemcileri yapılmış bir olduğunu düşünüyorum. Kötü senaryo ise bugün arkadaşlar exit'te kapatması, yarın pozitif açması, ardından yarın negatif kapatması. Oluşabilecek en kötü senaryo bu. Çünkü bu senaryo sonrasında olabildiğince küçük yatırım sayısı azalacak ve borsa yine manipülatörlerin eline belli bir süre geçecek gibi duruyor. Onlar piyasayı yükseltecekler. Diyeceksin ki olumlu bir şey değil mi? Değil. Malın mı var? Sattın sen malını nasıl ya ben satmadım sen sana konuşmuyorum satmayan kardeşim uzun vadeci seni ilgilendiren bir şey yok burada burada tradeçileri ilgilendiren bir şey var piyasayı düşür küçüğün elindeki mal al piyasayı hafiften şirir gibi yap gerçek bir yükseliş olmasın bakın gerçek yükseliş çünkü şu an gelmez politika faiz indirmeden büyük bir rally beklemiyoruz hala sonra tekrar piyasayı düşür bu süreç olursa bu devam eder bu şekilde hafif yükselt indir hafif yükselt indir korkumuz o yönde Peki piyasalarımızda ne oldu? Güzel soru. İnceleyelim. 10 dakikalık grafiği alırsak daha net inceleriz. Bugünkü düşünün sorumuz kim? Maalesef ki arkadaşlar beni eskiden beri tanıyan insanlar bilir ki benim kanal prensiplerimden biri. Ne bu bir şey değil yani. Prensip sadece. iyi veya kötü bir şey değildir. Olabildiğince siyasete bulaşmadan anlatmaya çalışırım ben borsayı. Ki arada girerim çünkü yani sonuçta siyasi kararlar borsayı etkiliyor. Bugünkü borsa düşüşü tamamen siyasetin gerçekten yol açmasıyla oldu. Beni de konuşturdunuz ya siyaset. Tebrik ederim size. Ne oldu piyasalar? Sabahtan 9.50'de pozitif açtı. Nasıl ya? Nasıl olur bu? Endeks berbat. Değildi sabah. Sabah arkadaşlar 30 dakikalığına biz 0.77 artıdaydık. Peki ne oldu 10.10, 10.10, 10.20'de? 10 Göstereyim arkadaşlar ne olduğunu. Bizim saat 10.20'de Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek açıklamalar yaptı. Bu sene KDV artış gündemde değil. Demek ki gelecek seneler yapacaklar. Bu yine çok önemli haber değil. Gelecek seneler yine biraz daha fazla vergi ödeyeceğiz. Olabilir olmayabilir de çok önemli değil. Tartışılan vergi paketi süzgecimizden geçmiş değil. Piyasada tartışılan vergi paketi metin kapsamı itibariyle bizim süzgecimizden geçmiş değil. Ciddi bir kayıt dışılık var. Biz bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını genişleterek sonuç alacağız. Falan filan. Geçenlerde bir yorumum vardı. Hatta çok eleştirilen bir video. Özellikle beyaz eleştiri almıştım. Yine böyle e, vergi gelirse ne olur diye konuşuyordum. Orada bir yorum gelmişti. Ne dedi işte yorumlar şunlar. Sen bilmiyor musun M.M. Şimşek borsaya vergi getirmeyeceğiz dedi. Sen piyasayı mı karıştırmak istiyorsun? Sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Ki o videodan iki gün önce ben sana Mehmet Şimşek'in vergi getirilmeyecek haberini e, söylemiştim sizlere. Yani bilmediğim bir şey değil. Yani bilmiyorsun yazmış da, sence 10 saat bilgisayarın başında borsa takip eden birinin bilmeme ihtimali var mı bunu? İki videosunu çekmiştim Mehmet Şimşek böyle dedi diye. Ama ben bu ülkede çok uzun yıllardır yaşıyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkede neler olabileceğini arkadaşlar artık az çok tanıyorum. Ve bu ülkede en güzel şey bakın. Benim yaptığım şey bence en güzel şey. Kişisel övgü değil bu haberiniz olsun. Siz de bunu yapın. Olaylara siyasi düşünmeden bakarsan bu ülkeyi rahat okursun. Sağ, sol, ocu, bucu düşünme kardeşim. Uzaktan bu ülkeye objektif bakarsan bu ülkede ne olabileceğini anlayabiliyorsun. Genel olarak halk çok aşırı siyasetçileri benimsediği için benim liderim, benim liderim asla hata yapmaz. Siz yaptınız, o yaptı, vatan haini, sen şucusun, sen bucusun. Kardeşim ne gerek var? Uzaktan baktım orada vergilerin gelebileceği hakkında Vergi gelirse ne olur hakkında konuştum Alın size haberi O şimdi videoda yorum yapanlar e, ne yapacak bakalım Ne yazacaklar bakalım çok merak ediyorum Şimdi çok uluslu şirketlere askeri %15 kurumlar vergisi getirilecek Birinci vuruş Evet sen ülkeyi toparlayacaksın da Bunu uluslararası şirketlerin üzerine yaparsan sen kaçırırsın bunu sen uluslararası yatırımcıyı, uluslararası şirketleri kaçırırsan da işsizlik olur. Ee, belki uzun vadede vergi kaybı bile yaşayabilirsin. Onun dışında sonraki haber ne? Ama tabii kısa vadede pozitif yapar mı? Yapar. Sen durumu kısa vadede toparlamak istiyorsan işte diyorlar ya bir anda indirmek istiyoruz enflasyonu. O zaman doğru bir hamle. Ama Türkiye'nin gelecek 10 yılı için doğru bir hamle değil. Diyeceksin ki sen bunlardan daha iyi mi biliyorsun? Yo belki amaçları kısa vadede piyasaları toparlamak. Kısa vadede enflasyonu indirmek. Yani kısa vadede düşünüyorsan ben yapayım da benden sonra ne olursa olsun mantığıyla yaparsan güzel ben de yaptılar aslında. Sonraki haber. Bundan sayı yine memeşim Şimşek'in açıklaması. Bundan sonraki pakette borsa, borsa kazançlarına vergi çalışıyoruz. Bakın daha vergi geldi demediler. Ama bu pakette değil ama bir sonraki vergi paketinde demek ki vergiler gelmeye devam edecek. Muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesini çalışıyoruz. Gelir vergisi, işlem vergisi yerine gelir vergisi çok güzel. Gerçekten piyasaları birkaç dakika içerisinde nasıl mahvolurun burada belgeselin çektiler bize. Dediğim gibi yani ben de çok konuşmak istemediğim bir konu ama konuşturdular. Artık kendileri kusura bakmasın. Hani işte siz de kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi olabildiğince sizlere e, siyasete, politikaya girmeden anlatmaya çalışıyorum bu konuyu. Ama artık bir yerlerde de e, sıkıldık, konuşmamız lazım olduğunu söyledik. Peki bundan sonra ne olacak? Bu piyasaları gerçekten arkadaşlar e, patlatacak bir düşünce mi? Uzun vadede patlatmaz onu söyleyeyim. Yani sen 5-6 aylık, 7 aylık kalıyorsan çok da sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Ama ben piyasaya 1 ay için girdim, 2 ay için girdim diye sen bol haber tabii ki olumsuz etkileyecektir piyasayı hiçbir vergi haberi piyasaları pozitif etkilemez. Diyeceksin ki yine BOFA'yı engellemek için yaptılar. Arkadaşlar vergi getireceksen bahanesini bulursun bir şekilde. Yani bu şey vergileri de mi e, piyasalarda? İşte neydi bu tarım vergileri, gübre vergileri arttırıldı. Bunlar da mı BOFA'yı engellemek için getirirdi? Yine yukarıdakiler kendi yaptıklarının hesabını, kendi yaptıkları arkadaşlar hataların faturasını Alın, halk ödesin dedi. Buyur halkım, ben yıllarca kötü yönettim ekonomiyi, ben bozdum, sen toparla dediler ve elimize e, buradaki arkadaşlar onlarca vergi paketini verdiler. Ne kadar sürecek vergi paketleri? 3 yıl. Seçim açtığında yükseltme, vergiler toparlanmaya başlar. Yani seçmeye bir yıl kadar daha pozitif bir piyasa görürüz ama gelecek 3 yıl boyunca piyasalarda bol bol vergi var. Peki soru şu, bu arada son bir haberimiz daha var onu da okuyalım. Yine Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması. Burada arkadaşlar Maliye Bakanı'nın sermaye kazançlarının ilave vergendirmesi ilave çalışma gerektiriyor. Önerilerden bir tanesi işlem vergisiydi. Onun arzulanan sonucu doğurmayacağına inandık ve vazgeçtik. Ancak hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilenecek. Adam açık açık söylüyor. Kazancınızı alacağız diyor. Ne güzel. Allah bereket versin. Ancak hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Borsa İstanbul kayıt dışı mı? sermaye piyasaları kayıt dışı mı? Bildiğim kadarıyla yıllardır sermaye piyasası kurul denetliyor. Valla ben bilemem o kadarını. Sen diyorsun sayın bakanım. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacakmış. Ne güzel. Bravo sizlere. Şimdi ne hakkında konuşacaktık arkadaşlar? Biz ne yapmalıyız? Biz ne yapmalıyız? Biz ne yapmalıyız? Borsadan tamamen çıkmalı mıyız? Dürüst konuşalım. Endekse geldiğimizde dürüst dürüst konuşalım. Bol bol vaktimiz var. Ben bu dönemlerde arkadaşlar uzun vadeli Dediğim gibi sıkıntı olduğunu yani düşünmüyorum Çünkü Türk hafızası Türk piyasa hafızası birazcık ee, kısa vadeli düşünür Bunu sebebi ise genel olarak Türkiye ile alakalı bir şey değil Veya Türk halkıyla alakalı bir şey değil Doğu piyasaları daha kişi bazlıdır Bakın dediğim gibi şey değil yani Vatan aynı demeyin şimdi arkadaşlar Dürüst konuşuyoruz dediğim gibi Doğu piyasaları yani Türkiye hatta belki Doğu e, Avrupa ülkelerindeki piyasalar Daha kişi bazlı işler Yani sen borsaya girersin ve kişi bazlı yatırım yaparsın. Ve burada hafıza kısadır. Çok fazla geçmiş hatırlayamaz. Belli başlı batı piyasalarında ise daha çok kişi bazlı borsalar değil, fon bazlı borsalar yönetir. fonlar borsa yönetir, fonlar kişilerin paralarını yönetir. Orada biraz daha hafıza yoğundur ve hamlelerin etkisi uzun süre sürebilir. O yüzden batı piyasalarında hata çok az yapılır. Yani aslında hata diyemeyiz. Yaparlarsa çünkü etleri çok uzun süre kalıyor. Bir kötü haber piyasaları çok uzun süre düşürebiliyor. Bu iyi veya kötü bir şey demiyorum yani. Bizim kötü dediğim yok. Bizim için bazen zaman zaman iyidir bu. Kişi bazı hafızaların kısa olması. Yani fonlar olsun Türkiye'deki ve Doğu ülkelerindeki borsalarda kötü bir haberin etkisi hemen unutulur. Yükseldiğinde a piyasa düzel toparlanıyor olur. Bunun sebebi ise piyasalardaki hacimdir. Piyasalar dedir arkadaşlar. Belli bir trend yoktur bizim piyasalarda. Zaman zaman bir aşağı bir yukarı inişler çok sert olur. Benim için aslında pozitif bir şey. Ben bu hafızanın kısa olmasını seviyorum. Özellikle hafıza uzun olsa çünkü bu kadar hata yapılan bir piyasada gerçekten hiçbir yatırımcı kalmaz. Hafıza kısa olduğu için ve tekrar piyasaya giriş yaptığı için küçük yatırımcı veya işte fonlar piyasaların toparlanması hızlı oluyor. Bunu olumsuz bir şey olarak cevap diyemeyiz. Sen ne yapacaksın dersen ben arkadaşlar kısa vadede şu anlık yüklü para koymam bu piyasaya haberiniz olsun. Ben yüklü paraları her zaman söylüyorum. yeni bir şey söylemiyorum. 11.000 bir aşılsın veya bir 10.000'in 10 altına insin piyasa. İnecek demiyorum bakın 10.000'in 10 altına zor bir şey inmesi şu anda. İnebilir mi? Tabii ki ihtimal dahilinde. 11.000'in üzerine çıkar mı? Bence çıkacak yakın vakitlerde. Yani bir ay içerisinde bir iki ay içerisinde. Ya 11.000'i açsın ya 10.000'in 10 altına girsin. Ben yüklü para koymak istiyorsam veya işte altını bozdurup borsaya gireceksem... Ben 10 binlerde, 11 bin, 10 bin arası seviyelerde yüklü para piyasaya koymaya karşı. Çünkü beyadır bu piyasalardayız. Ve arkadaşlar bizim piyasalarımızda biliyorsunuz ki yükselişler bir anda olur. Ee, bıktırır, bıktırır, bıktırır. Büyük artış. Bıktırır, büyük artış. Bıktırır, büyük artış. Ben o büyük artışı bekleyeceğim şu anlık. Diyeceksin ki uzun vade portföyüne yavaş yavaş para koyar mısın? Ee, ne yapmalıyız? Ben arkadaşlar şu anda illa hisse alacaksınız. Beklemek size göre değilse. Ya malın varsa bekleyebilirsin uzun vadeli. Senin çok fazla alakalı eden bir durum söz konusu değil piyasalarda. Çünkü az sonra göstereceğim. Aracı kurumlar karşılıyor. Uzun vadede bunun bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Ben daha çok müşteri tabanlı hisseler. Yani enerjisi olsun, Türksel olsun, Türk Telekom, Coca-Cola, Anadolu Efes, BİM, Şok, Migros gibi müşteri tabanlı. Kişi müşteri tabanlı hisleri alırsanız Bu dönemi daha rahat atlatacağınızı düşünüyorum Mesela bu arada Kardemir değerinin de Grafiklerinin fena olmadığını söyleyebiliriz Bugün idrenen bir yani sabahta videosunu çektim Saat 12'de kanala videosu geldi izlersin Mutlaka izle bakın saat 12'de attığım videoyu Herkes mutlaka izlesin Kardemir D ile ilgili gerçekten çok güzel bir videoydu O da bu dönemlerde Pozitif bir his olarak karşılıyor bizim Belli dirençleri var ama çok sorun değil Şimdi geldik piyasalara çok büyük hatalara rağmen bu hataların yapılmasından kimlerin kazandığını. Aracı kurum dağılımını açtık. Garanti 8.4 milyar TL hacim çok yüksek bir hacim değil. Ak yatırın 9.7 milyar TL hacim çok yüksek bir hacim değil. Ama biri 1.3 milyar TL mal almış. Diğer ak yatırım 1.1 milyar TL mal almış. Satışta ise info ve bofa var. Bakalım ne satmış. Bir de küçük yatırımcı panik yapıp satıyor burada. Info arkadaşlar. Türk Hava Yolları Türk Türkbaş gibi hisleri satıyor. Bofa, BİM, Türkbaş, Akbank alırken Türkbaş bu arada daha pozitif Türk Hava göre bu ara. Türk Hava Yolları Ereğli, Yapı Kredi, Anadolu Efes, Petkim, Kardemir satmış bofa. Ziraat ise her hisseden biraz biraz satmış arkadaşlar. Küçük yatırımcı satışta. Bunları karşı tarafta karşılayan ise bir garanti ve ak yatırım söz konusu. Türk Hava Yolları'nı karşılamış. Ak Yatırına Türk Hava Yolları'nı karşılamış. Yani birilerinin malı birilerine veriliyor gibi piyasalarda duruyor arkadaşlar. O, o yüzden uzun vadede büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama kısa vadede toparlanış biraz uzun sürecek bu hamleler yüzünden. Bir aşağı bir yukarı piyasası belli bir sürede devam edecek gibi duruyor. Trader değilseniz daha çok shortcuysanız veya longcuysanız büyük zarar edersiniz. Trade'cilerin ise güzel fırsat olabilir. Trade'i biliyorsan senin için Fırsat olma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Umarım ki güzel bir video olmuştur. Bey abi konu hakkında konuştuk. Siz de beğendiyseniz videoyu, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.